Şiba hakkında konuşmaya ve Shipcoin'den bahsetmeye devam edeceğiz. Şunu da kapatalım ki yanlış yere girdim ya. Kapri mapri bir şeyler çıktı bir sürü. Allah'ını seversen. Şimdi Shiba üzerine konuşacağız ve bakınız aşağı doğru görece kısa diyebileceğimiz şöyle bir haber mevcuttur. Yukarıdan başlayalım. Shiba Inu'nun karlılığı düşen fiyatla birlikte düşüyor. Normal. Shiba Inu diyor tutmanın karlılığı meme coin'in piyasa fiyatındaki değişikliklerle birlikte dalgalandı. Analitik firması Intudublon verilerine göre mevcut SHIB sahiplerinin yalnızca %12'si coin başına yaklaşık 79 dolarlık mevcut değerde karlı bir durumda. Diğer %10'luk kesimse nötr karlılıkla dengeye ulaşırken %78'inin genel zararda olduğu tahmin ediliyor. Yani nötr karlılık dediği yani işte aşağı yukarı tam dengede 79'dan almış. Ortalama şu anda da fiyatlar nitekim 79 pozisyonları da seyrediyor. Yani nötrde kalan %78'lik noktası ise zararda. Şimdi bunlar baktığımız zaman tabii ki yatırımcı açısından yüksek veriler değil. Tabii altcoin'lerin büyük bir kısmında benzer bir skala var. Dogecoin'de biraz yüksek. Yanlış olmasın %30-35 gibi bir kısmı hala kârda olması lazım. Yani böyle bir aşağı yukarı skala var. Dogecoin'de bu neden var? Çünkü Dogecoin zaman zaman çok radikal diyebileceğimiz ralliler gerçekleştirdi ve bundan önce de çok düzgün bir akümülasyon yaptı. Mesela şimdi bu akümülasyon süreci içerisinde tabii Dogecoin'i alan alana falan tarzında olaylar gerçekleşti. Sürekli olarak alımlar yapıldı Dogecoin'de. Devamındaysa ne oldu? İşte yükselişler gerçekleşti vesaire vesaire derken bu tarz durumlar gördük. Shiba'da bu çok fazla olmadı. Daha kendine özgü hareketler yaptı. İşte ara ara yükseldi, korelasyonlu hareketler yaptı vesaire. Ve genelde yine yukarıdan alan kesim çok fazla oldu. Balinalar olduğu gibi tabii ki acemi traderlar da çok fazla var. Bunların da yüksek bir kısmı FOMO'ya kapılıp hareket ettiği için karlılık biraz düşük oluyor bu noktada. Devam edelim şöyle. Shiba Inu Ekim 2021'de ulaştı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 86 dolardan %91 düştü. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii genelde karlılık iyidir. Yani şimdiki noktalarda karlılığı iyi bir durum. Çünkü yatırımcı ekseriyetle alım yaptıkça yani daha doğrusu kâra geçtikçe satışa değil de alıma meyillidir. Tabii bu kripto paraya göre değişir. Mesela güven duyulmayan, işte sıkıntılı, enflasyona tabi, sürekli anormal diyebileceğimiz düşüşler yapan bir altcoin varsa onda yüksek, ani görülecek yüksek bir karlılık devamında çok yüksek bir zarar oranıyla karşınıza çıkar. Çünkü büyük satışlar kaydedilir ve düşük bir güven ortamı olduğu için zaten yatırımcı satmaya yer arıyordur yani bunu söylemeye çalışıyorum. Fakat Shiba tarzındaki altcoin'ler daha orta uzun vadede bir tutma üzere oldukları için yatırımcıları tarafından ve tabii ki bu şekilde sonuçlarla karşımıza geldiğini görüyoruz. Devam edelim. Zirveye yakın fiyatlardan alım yapan bazı sahipler bu düşüşün bir sonucu olarak yatırımlarında artık su altında. Aynı zamanda Shib'i daha düşük fiyatlarla satın alanlar olumlu getiri elde ediyor olabilir. Evet, çok yüksek fiyatlardan girenler var bu arada. Bu doğru. 2022'nin başı olsun ya da 2021'in sonları gibi olsun. Bu zaman dilimlerinde son patlamadan dolayı çok hype olduğu için buralardan alım yapanlar da aynı şekilde olmuştur. Bunu söyleyeyim. Ya da Shiba'nın cüzdanlarını şöyle bir bakın. Shiba cüzdanları genelde fiyatlar yükselirken Shiba'da da cüzdan adresleri yükselir. Yani burada şunu görüyoruz. Dışarıdaki yatırımcı şöyle bir bakıyor. Shiba yükselirken giriyor. Yani genelde girişler FOMO üzerinden oluyor. Yatırımcı dışarıda bakıyor. Shiba fiyatları yükseliyor. Güzel. Ondan sonra giriş
gerçekleştiriyor. Bu da tabii ki fiyatlar düştüğünde içeride kaldığını gösteriyor. Örneğin Shiba'da fiyatlar düşerken genelde işte fiyatların rutin düşüşünde mesela şimdiki gibi cüzdan adresleri sayısının genelde arttığını görmezsiniz. Ya azaldığını ya da nötr kaldığını görürsünüz kısa vadede. Bu da yeni cüzdanların yani yeni Shiba yatırımcılarının düşerken girmediğini, aksine alırken girdiğini bize gösteriyor. Bu da buradaki verileri de mantıklı kılıyor. Çünkü yatırımcı görece şiş fiyatlardan Shiba alımı gerçekleştiriyor. Devamında ekseri burada yapmış olduğu yatırım bekliyor. Tabii ki FOMO ile yukarıdan girdi. Şimdi fiyatlar düşmeye başladı. Dip alımları da yapmıyor. Dipten alımlar da yapmıyor ki zaten genelde FOMO ile alan kişiler dipten yeniden alım yapmıyorlar maalesef. Yanlış üstüne yanlış yani gidiyor bu şekilde. O da orada öyle bekliyor yani o parada. Hani parasını çıkaralım falan derdine düşüldüğü oluyor. Durum bu. Ya da üzerine alım yapacaksa yine Shiba yükselirken yine alım yapıyor ve sürekli bu bir kısır döngü halinde devam ediyor aslında. Shiba'nın fiyat oynaklığı ve sahip kompozisyonu bireysel karlılığı etkileyen faktörler gibi görünüyor. Shiba'nın değeri yüksek işlem hacimleri nedeniyle büyük dalgalanmalar yaşadı. Bu arada into the block dolaşımdaki arzın %77'sinin en büyük balina sahipleri arasında yoğunlaştığını tahmin ediyor. Bu, yani buradaki kısım çok doğru değil. Büyük balinalar tabii ki var ama %77'si hani en büyük balina ne demek? Şimdi örneğin işte Yunus diye, köpek balığı diye, cart diye, curt diye bunları sürekli birbirinden tabii ki de ayırıyorlar. Bu onları da almış büyük ihtimalle. Shiba Inu'nun yanma oranı %1000'in üzerinde. Tokenları dolaşımdan kalıcı olarak kaldıran Shiba Inu'nun yanma oranı son zamanlarda değişkenlik gösteriyor. Shiba Inu verilerine göre yanma oranı son 24 saatte %1167'nin üzerinde artış gösterdi. Yani hemen hemen 13 katlık bir artış yapmış. Dediğim gibi burada kısa vadede ne kadar yandığının fiyat üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Hakeza Shibarium çıkmasıyla birlikte Shibarium biliyorsunuz önümüzdeki birkaç gün içerisinde tam anlamıyla halka yeniden sunulması bekleniyor. Yani Kusama'nın açıklamaları bu yönde hiç değilse yeniden halka arz bekleniyor. Bununla birlikte de Shibarium'un yakımlarını göreceğiz. İşte o zaman korkunç yakımlar olacağını düşünüyorum ve gerçekten çok güçlü yakımlar olacaktır. Yılda 50 trilyonlardan vesaire konuşuluyor. Tabii ki bu beta sürümünden ne kadar az, ne kadar çok benimsenecek, buna göre de bu veriler değişebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.